Kürt güzeli, Aynur Doğan kimdir ve nerelidir? Aynur Doğan, 1975 yılında Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde doğdu, ilk olarak İstanbul'da ASM Müzik Okulu'nda bağlama ve müzik eğitimi alan sanatçı Begüm Erdem ve Aşkın Metin Erleşen çalıştı. 2002 yılında ilk albümü Seyir yayınlandı. Metini Kemal Kahraman, Grup Yorum, Lütfü Gültekin, Angelika Akbar, Kardeş Türküler, Mikail Aslan, Mercan Dede, Cemil Koçgün, Orient Epressions gibi müzisyenlerin ve grupların albümlerinde ve konser performanslarında eşlik eden sanatçı, ünlü televizyon dizilerinde ve uluslararası büyük ses getiren sinema filmlerinde de vokaliyle yer aldı. Yurt içi ve yurt dışında Kürtçe ve Türkçe canlı performanslarıyla ününü artıran Aynur, 2004 yılında Keçe Kur'dan, 2005 yılında ise Nopel adlı albümlerini kalan müzik etiketiyle ardı ardına yayınladı. Albümleriyle ve yorumu ile ilgili olarak sadece Türkiye basınında değil, dünya basınında da hakkında övgüyle bahsedilen Aynur Doğan, son yıllarda albümleriyle Kürt müziği alanında en çok satan albümler arasına girmeyi başardı. Yurt dışında adından çok bahsedilen Aynur Doğan, İngiltere'de yayınlanan Folk Roots dergisinin Kasım 2004 sayısına kapak oldu. Bunun yanı sıra İngiltere'de en çok satan gazetelerinden The London Times'ın 21 Mart 2005 tarihli Türkiye'nin kültürü ve zenginlikleri adlı ekinin kapak yıldızı yine Aynur oldu. İspanya'da yayınlanan Sons dergisinin Şubat 2008 İstanbul tanıtım sayısına da kapak konusu olan Aynur, yabancı basında sayısız dergi ve gazeteye haber olurken Avrupa'nın birçok televizyon ve radyo programının konu oldu. Yavuz Turgul'un yönettiği Gönül Yarası adlı filmde söylediği Kürtçe halk şarkısıyla büyük bir hayran kitlesine ulaşan Aynur Doğan, Türkiye'de çekilen bir filmde ilk kez bir Kürt halk şarkısını canlı olarak okudu. Aynur Doğan, Fatih Akın'ın İstanbul Hatırası Köprüyü Geçmek adlı belgesel filmine de şarkılarıyla eşlik etti. Uluslararası medyada geniş yankı uyandıran bu filmle birlikte Aynur'da yoğun bir ilgiyle karşılaştı ve dünyaca ünlü festivallerde konserler verdi. 2005 yılı Mayıs ayı içerisinde, Hollanda'nın en iyi nefesli gruplarından birisi olan Nederlands Blazers Ensemble ile birlikte gerçekleştirilen konserlerde de yoğun ilgi gören sanatçı, 2006 yılında bu konserlerin canlı kayıtlarından oluşan Turyose adlı albümde de yer almış oldu. Ayrıca 2008 yılında aile içi şiddete son kampanyası çerçevesinde gerçekleştirilen ve Türkiye'nin ünlü kadın müzisyenlerinin bir araya geldiği Gül Dünya albüm projesinin sanatçılarından biri de Aynur oldu. 2005 yılının Temmuz ayında İspanya'da gerçekleştirilen Türkiye Festivali, inde yer alan Aynur İspanya dinleyicisinin gönlünde taht kurdu ve İspanya'da sayısız konserler vermeye başladı. Yine 2006 yılında İspanya'nın Sevilla şehrinde gerçekleştirilen ve dünyaca ünlü organizatörlerin katılmış olduğu WOMEX fuarına katıldıktan sonra İrlanda, Singapur, Amerika, Kanada, Portekiz, İspanya, Kanarya Adaları, Almanya, Fransa, İtalya, Tunus, Sırbistan, Slovenya, İsviçre, Belçika, Hollanda, Danimarka, Finlandiya, İsveç Yunanistan başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde sayısız konserler verdi.